Ben en az 7-8 bekliyorum. Çünkü sadece birkaç ürünüm olmadı. Onu da kendim söyledim zaten. Patatesin şekline takıldılar. Patatesten hani ne bekliyorsun? Ne gibi bir beklentin var? Patates patatestir. Baharatı iyi, tuzu iyi. Sen patatesin baharatını eleştirmiyorsun, şekline takılıyorsun. Ispanağın fazlalığına porsiyonlamasında hata bulduklarını söylediler ve de tatlıyı beğenmediler. 10-3'ten 10, 9, 8, 7. En az 7 vermeleri lazım. Eğer az verirlerse gerçekten ben de onların gününde gerçekten aynı şekilde cevabımı veririm. Bu arada ben Özden Hanım'a verdiğim 5 puan için çok pişmanım. Evet, günlerden salı yarışmacılardan Bilge'ydi bugün. Ve yarışmacılarımız 2 gündür eksiksiz menü çıkartıyorlar. Dileyelim de bütün hafta böyle gitsin. Onun için bugün de Bilge'ye 3'ten başlayarak 1 puan vereceksiniz sevgili yarışmacılar. Açınız lütfen tahtalarınızı. Ben yine her zaman olduğu gibi menü için hatırlatayım. İlk olarak çeşmi nigar çorbası ile başladık. Ardından 2 renkli tarator vardı ara yemek tabağımızda. Ona çıtır kadayıflı patates topu eşlik etti. Tel şehriyeli patates topu eşlik etti. Ana yemeğimiz ise kuzu kaburga. Ispanak yatağı üzerinde servis edildi. Yanında elma dilim patatesi ve bir de buğdaylı salatası vardı. Tatlısı ise soğuk kadayıf tatlısı idi. Sevgili yarışmacılar, puanlarınızı yazdınız. Yazmayan yok değil mi? Yok. Peki değiştirmek isteyen var mı? Yok. Herkes emin mi? Evet. Ben menüyü saydıktan sonra belki aklına bir şey gelen, takılan. Benim yok. Benim de yok. Tamam. Herkes emin. Şimdi sözü sana verebilirim Bilge. Seni dinliyoruz. Umarım kendi günlerinin olduklarını unutmamışlardır. Ben her zaman haklanmam. Bu bir tehdit mi? Hayır. Daha puanları görmedim. Niye tehdit edeyim sizi? Sadece konuşuyorum. Unutmamışlardır ne demek? Hani sizin de gününüz var ya. Siz bana ne puan verirseniz ben de size onu mu vereceğim demek? Tabii ki de ona göre bir inisiyatif kullanırım. Öyle. O zaman yani, hakkaniyeti tamam. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce dediğiniz hakkaniyeti de şu anda yansıtmış oluyorsunuz. Burada kendi adalet terazime göre siz nasıl hassas davrandıysanız ben de o şekilde hassas olmamış davranırım. Olmamış bir tatlıya yani, çok yüksek puan bekliyorsanız. Yok ben onu. Dur bakalım daha sormadık. Daha öyle bir şey konuşmak istedi, söz verdi. Ben sadece kendi gününüz olduğunu da hatırlatmadım. Yok, önden bir uyarı gibi geldi bana da. Önden bir uyarı aldık gibi geldi bana da. Algılarsınız ne mutlu bana. O zaman tehdit ettiniz açık açık. Bunu kendi ağzınızda da söylediniz. Estağfurullah. Peki kaç puan bekliyorsun bugün yemeklerine? Ben en az 7 bekliyorum yorumlara göre. Yorumlara göre 7 bekliyor yarışmacı. Bayağı çok bekliyorsunuz. Aynen, bence çok bekliyorsunuz. Peki konuşmayalım şimdi. Merve ilk olarak puanını bize açıklayacak birazdan. Evet Merve, aç ve söyle lütfen. 4. 4 mü? 4 mü? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yenilebilir tek yemeği etiydi. Kapa. Başka da yenilen bir puan mı şey yoktu. Ete bir puan mı verdiniz? Evet. Düşük olmadı mı? 4, 5. Başka yenilebilir hiçbir 4 şey yok. Yediniz topu, patates topunu falan yediniz tadına bak. Hiç beğenmedim ama. Yenilebilir demesi hani yemiyor olmanız lazım. Yani lezzet. Tadına bakmak için bile bir saniye. Yok, tuzlu. Tadına bakmak için olsa bile yediniz mi? Tatlı. Yenilebilir. Yani yenilemez diyorsunuz ya, evet. Yediniz sonuçta boğazınızdan geçti. Tadı kötü dersiniz okey. Çıkaracak mıydı? Tadı kötü dersiniz okey ama tadına baktıktan sonra bu yenilemez dedikten sonra siz o çatalla onu dokunamazsınız. Yenilemiyor diyorsunuz. Zaten bitirmedim hiçbir yemeği. Ama yediniz, yenilebiliyormuş demek ki. Yemeden nasıl puan vereceğim? Ama hani devam ettiniz ya hani bir iki çatal daha. Hani yenilemiyor olsaydı evet. Devam etmezdiniz. Evet. Nasıl peki anlayacaktım? Bir tane alıp mı bırakacaktım? Nasıl puanlayacaktım? Çok merak ediyorum. Ama 4 dediyse en azından bir 5 verilemez miydi? Ama bu sefer Öznur Hanım'a da verdiğim puan hak etmiyor olurdu. Ben zaten hak etmediğim puan. Ama bence yani ama sizin de çanağınız vesaireniz neyse, çanağı tuzluydu. Şimdi dönmeyelim de tuzlu bir yemek yapılmış siz, ama tuz her şeyi mahvetmiş. Ben ona nasıl bir puan verebilirim? Ben anladım sizi. Siz bir kıyafet tasarladınız. Dün de üstünüze gelindi. Bunu göstermek için bugün buraya geldiniz. Siz istediğinizi verdiniz. Düşünebilirsiniz. Ama keşke göreceğim. Bunu düşünmek ama yerine göreceğim. Yemeklerinize yansıtsaydınız, bir tadına baksaydınız. Baktınız tadına, gayet tuzuna. De yediniz yani. Siz baksaydınız. Ben siz baktım yedim zaten. Gayet nasıl bu da kendinden geçtim görmediniz beğendi, mi? Kendinden geçti kendisi çok beğendi. İşte gözlerimi kapatıp kadar, yedim yani nasıl yedim? O kadar yedim? Geçmiş ki kendinden bana diyorsun ki patatesten tad alamıyorum. Patatesin peki. Neyi eksik yani? Evet. Her şeyi. 4 ile başladık, düşük bir puanla başladık. Bakalım Durmuş'tan kaç puan gelecek? Evet Durmuş, göster bakalım. Kaç puan vermişsin? Benim puanım da 4 Zoli. Kapa. Hayda. Neye verdin bir puanı? Etine sadece. Sen de etine, Merve de etine. Onun dışında tatlısı hiçbir şekilde olmamıştı. Çorbası tuzlu olmuştu. Ara sıcak da
Tarator'un sarımsağı çok vardı. Bana göre öyle geldi. Topu da gösterdim zaten size. Bir tarafı pişmiş, bir tarafı çiğ. Tamam, o zaman yarım puan verseydin. Ne yapayım yani, üstü pişmiş. Bir de emeğim var benim. Dün masanın üzerinde burada falan... Burada emeğe para, puan verilmiyor. Para çünkü herkes emek harcıyor burada. Ama hiç mi önemli yok? Ben burada ter döküyorum. O zaman ben Öznur Hanım'a haksızlık yapardım bugün size yüksek puan İyi versem. De, şimdi tamam da ben sana 6'ya en azından 5 verseydim o zaman. Hayır. Bana zaten haksızlık yapıldı. Size haksızlık yapıldı. Şimdi bütün hafta. Özlüğüne mesela düşük verenler için söylüyorum, evet. Sen değil de. Şimdi Özlüğüne sen dedin ya haksızlık. Yok yok, onun da eksikleri var. Tamam da şimdi sen diyelim ki ona düşük verdiğini düşündün. Onun için ya da buraya 5 verirsen ona haksızlık yapacağını düşündün. O zaman bütün hafta Ahmet'e, Durmuş'a falan fıstık. Ama şimdi Özlüğüne 5 verdi, buraya da nasıl 6 vereyim mi? Kötüydü bugünkü masa. Ama Özlüğüne 5 vermişken bugün bu yemeklere eğer tutup da... Siz Özlüğüne 5 mi verdiniz? Hayır, ben kendim için demedim, Merve Hanım için diyorum. Daha kötüydü bugün. Öyle verirse haksızlık. Göz devirmeyin şöyle, daha kötüydü falan gerek yok yani. Tüsünerek de yemediniz ne yani? İstediğimi yemediniz. Ya mimiklerinizin olmadığını kabul edin daha bence. Daha kötüydü falan, kabul ne alaka yani? Olabilirim. Ama mimiklerinize biraz dikkat ederseniz. Siz hani göz de söyleminize dikkat edin. Söylememe dikkat ederim, tamam. Gözlerden sözlere geçiyoruz. Bakalım yeni puanı bize Öznur söyleyecek. Evet Öznur, senin de puanını merak ediyoruz. Hemen gösteriyorum Zuhal Hanım. Puanım 5. En azından yorumlarıyla doğru orantılı. Evet. Evet, yorumlarımla doğru orantılı. Senden nasıl geldi 2 puan? 1 puan yemekleri? Fazlasında ben zaten birçoğunu beğenmedim. Çorbasını tuzlu buldum gerçekten. 2 puan neye verdin? Tatlısı zaten hiç olmamıştı. Ya beşamel sosun tadını hiç mi beğenmediniz ya? Sen nasıl 4 verebildin ya? Eti burada beğendim dedin, herkesin tabağına baktın. Tamam, eti beğendim ama yanındakileri beğenmedim ki. Beşamel sosu yedin. Beşamel sosta süt tadı geliyor söyledim. Beşamel sosta ne tadı gelebilir? Süt var zaten içinde. Ispanak tadı fazla gelmiyor dedim. Bu yorumlarıma orantılı bir puan verdim ve bu... Dün o kadar konuştunuz, 6 verdiniz. Bugün 2 kelime ettiniz, 4'ü yapıştırdınız. Yalnız Bilge Hanım gerçekten yemeklerinizin bir kısmı olmamıştı. Bir kuzu o şekilde pişmez. Pirzola, biz pirzola diyoruz. Siz kaburga şeklinde ifade etmiştiniz ama gerçekten pişme oranı yanlıştı. Ben bunu kasaptan alırken kuzu kaburga istediğim olarak söyledim. Tatlınız zaten hiç yoktu. Yani hiç yoktu diyebiliriz tatlınız için. Tamam, tatlıdan bana. Taratorunuzun tadını beğendim. Taratordan niye konuşmadık? Şekli güzel değildi vermemiştim ama... Taratora niye puan vermediniz Merve Hanım? Sarımsak içinde sarımsak var zaten. İçinde sarımsak var zaten. Bana fazla geldi sarımsak. Fazla gelemez. Bir tane sarımsak. Evet, bunları çok konuştuk. Zaten son puan gelecek bugün için Ahmet Can'dan. Yazıklar olsun, bir şey söylemiyorum ya. Ben sizin hakkaniyetli olduğunuzu bir nebze düşünüyordum. Yemekten anlamıyorsunuz okey ama hakkaniyetli olduğunuzu düşünüyordum. Ben şu an hakkaniyet de yok. Ben hakkın neyse onu verdim. Öyle mi? Hakkım 4 müydü? Onu verdim. Evet. Ben senin gününü tuzlu bir çorbaya, olmamış bir tatlıya tamam. Ne vermem 10, gerekiyordu? 9, 8, in bir daha in. 19, 8, sayıyor puan gitti. Onu? Evet sayıyorum. Tamam sayıyorsanız sayayım. Tatlınız hiç iyi değildi. Tatlı tamam, dedim onun saydım. Haricinde ana yemekte sadece et beğendim. Bir tane patates, 2 tane havuç koymuşsunuz önümüze. Havucu yedin mi? Ben havuç yediğini görmedim. Yedim. Peki. Artık Ahmet'in puanını öğreneceğiz. Evet Ahmet, günün son puanını sen bize söyle. Tabii ki. Zuhal Hanım, ben 5 puan veriyorum. 5. Kapatabilirsin. Tabii sen ki. Neye verdin? Hemen 2 puan verdin. Zuhal Hanım, ben düne göre, bugüne göre, yarına göre puan vermem. Onu başta söyleyeyim. Evet, yemeğe göre vermeniz yani lazım. Ben bir kere, bir de genel olarak bakarım. 1 puan ana sıcağıyla çorbasına verdim. 1 puan da ana yemeğiyle salatasına verdim. Ara sıcakla çorbaya 1 puan mı verdiniz? Evet, maalesef tuzunuz çok fazlaydı. O zaman yani puan vermeseydiniz yani. Ama bu sefer de hakkınıza geçmiş olurdum. Şimdi yani. Diyorsunuz ki ara sıcakla çorbaya 1 puan verdim. Şimdi ara sıcak kendi kendine 1 puan değil mi zaten ara sıcak dediğimiz ürün? Ara sıcağın tamamı güzel değil ki, tarator olmamış. Taratorun yani, nesi olmamış Allah aşkına? Maalesef Allah. Sarımsağı ve süzme yoğurtu istenilen bir kıvamda peki, değil. Peki nasıl bir kıvamda olabilirdi? Evet, artık bunları yani geçtik. Bu, evet. Teşekkür ederiz bugün için. Maalesef Bilge mutsuz bu puanlardan. Eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Yarın kim yarışıyor bakayım? Merve'yi göreceğiz. Hadi kolaylıklar şimdiden. Başarılar. Kime geldi o? Merve'ye selam gönderdim. Merve'ye sana geldi. İstediğini yollayabilir. Yok yollamadım. Siz selam verdiniz ya ben de selam evet. Verdim böyle. O zaman hadi böyle kapatalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.